Herkese yeniden selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Back to School Part 2 çekiyoruz. Evet, şimdi kırtasiyeye gideceğiz arkadaşlar. Bu sefer çekeceğim demiştim ve çekiyorum. O zaman hadi geçelim. Bu arada arkadaşlar biz bilinçsele gideceğiz. Kendime çanta falan da bakacağım. Çünkü çantam ilkokul çantası olarak. Bu arada şu an okulun ikinci günündeyiz. Güzel geçiyor, fena değildi. Neyse hadi geçelim. Arkadaşlar geldik, şimdi buradayız. Çantalara bakıyoruz. Böyle bir zımbayı da sepetimin içine atıyorum ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle bir defter aldım. Mor defter ve sarı bir defter aldım. Hep fiyatları 20-30 lira. Bayağı pahalanmış. Bunu aldık. Aldık. Bir insanın çanta almadık. Şimdi Enkoya'ya falan bakacağız. Çünkü bir tanemdeki çantalar çok pahalı ve çok fazlalıklar değildi. Şimdi Enkoya'ya, Kiki'ye falan filan bakıyoruz. Bu şekilde bir çanta beğendim. Bunu daha çok beğendim. Evet arkadaşlar, evimize döndük. Saat kaç? En son baktığımda 8.30'du. Büyük ihtimal ki 8.40 geçiyor. Evet, bayağı geç oldu maalesef ki. Her neyse, biz bir an önce geçelim. Uygun maaş yarış yaptım. Toplam kaç tane ürün aldım? Birazdan sayarız. Toplamı 236 ve 40 kuruş çıkmış. Bence iyi bir adış yarış yaptım. Ve ayrıyetlerine çanta aldım. O zaman hadi geçelim. Ben okul kırtasiye alış yarışımı bilgisayardan yaptım. Daha önceden de bir marketten ve kırtasiyeden de defter falan almıştım tabii ki de. Ama yine bilgisayardan da birkaç tane şey aldım. Ay sesim bir şey oldu. Öncelikle böyle kareli bir defter aldım, sarı, kaç yaprak? 120 yaprak, 24 liraymış arkadaşlar. Bu 120 yaprak defter İngilizce dersim için. Terli almak istiyorum, o yüzden terliği ancak böyle buldum maalesef. Artık sarıyı kullanacağım. Sıradakine geçelim. Sıradaki de bir defter ve bu defterin rengi çok çok güzel. Sayfa sayısı yine 120. Bu da galiba sosyal bilgiler için almıştım. 40 lira. İkisi de 120 ve 40 liraydı genel olarak. Şöyle bir defter aldım. Kaç yaprak? 80 yaprak. Ben bu defter çok tatlı. Çok. Bu da 28 lira. Defterlerim bu kadardı. Şöyle bir sosyal öğretmenim bir atlas istemiştim. Biz de ilk atlas aldık. Sadece atlas dedi. Şöyle bir patabiks herhalde ama ben bunları hamur yapıştırıcı diyorum. Habercast'ten bunu aldım. Geçen sene Pirit'inkini almıştım beyazlardan. Hatta hala duruyor mesela, hala da kullanıyorum. Paketlerinden çıkarmıştım. O iyiydi, fena değil ama artık baktığımda Pirit yoktu. Hem de ben Habercast'ten patabikslerinden almak istiyordum. O yüzden iyi oldu. Bakarsak poşetimize. Bu şekilde diğerini de alayım. Bu şekilde iki tane stabilo boss aldım. Keşke moru almasaydım arkadaşlar. Bu Faber-Castell'in moru bende vardı. Ve bu şekilde yazıyor. Fakat bu ise bu şekilde yazıyor. Aralarında küçük bir fark var. Ve bu da bu şekilde yazıyor. Aslında ekranda böyle daha çok mavimsi görünüyor ama daha çok yeşilimsi. Yani
aslında öneririm. Fakat sizin de böyle bir mor bir kaleminiz varsa önermem. Bunların tanesi de Stabilo Boz. 23,5 liraydı. Uygun muydu? Hiç bilemiyorum. Zaten hep Stabilo'lar öyle. Poşetimizde başka ne var? Sonra ise zumba teli aldım. Ve bu da bayağı bir pahalıydı. Bu arada arkadaşlar, Patabix ve Atlas'ın fiyatlarını söylemedim. Sonunda söyleyeceğim. Bu bakarsak 17,5 liraydı. İçinde kaç tane var? Bir açalım. Bin adet zumba teli varmış yani toplam minik minik. Yani iş görür şu şekilde açılıyor bu arada. Ben bundan kullanmıştım. Hatta paketi hala duruyor ama bilmiyorum yani nerede olduğunu. Tekrar zumba teli aldım çünkü çok işime yarıyor. Ve zumba teli de söylemiştim tamam. Şimdi hatırladım. Ve mikronun böyle uçlarından aldım konuşamıyorum. 0.7 kullanıyorum ben. Bu arada arkadaşlar sanırım bir önceki videomda yani okul alış yani Back to School Part 1'de şey demiştim, uç göstermiştim. Bunu almayın, bunun yerine mikronun böyle açılabilir kapaklarından alın demiştim. İşte bunlardan alın. Bunlar daha iyi olur çünkü bunlar hemen açılıp dökülüyor. Onun içindekini de bunları boşaltacağım. Çünkü çok şey. Şöyle şey yapıp açıp döküyorsun. Çok mantıklı bir şey yani. Bunlardan da 3 tane aldım. 3,5 tanesi toplam 10.50 mi etmiş? 10.50 yazıyor ama. Büyük ihtimalle öyle. Ve Patabix hemen bakarsak. Faber-Castell 40 lira. Fiyat bayağı pahalı. Pirit herhalde geçen sene, yani bir önceki sene 10 liraydı galiba. Yok 10 değil, o kadar 23 puan da hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Ama neyse yani aldık. Daha büyük bu piritten, pirit yani şöyleydi. İlk atlas ise 25 lira. Fiyatları böyle. Daha da bir şey gösterdim hepsini. Ve arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Çantamı aldım. Cidden çok seviyorum çantamı. Bunu nereden aldım derseniz Defacto'dan aldım. Fiyatı kaç liraydı? 200 liraydı. Ve kumaş şekilde ultra hafif kumaş diyor. Çok hafif. Hiç ağırlığı yok. Kuş tüyü kadar. Defacto'dan 200 aldım. Ve bunun siyahı da vardı. Siyah da aldık. Talih için. Çünkü daha çok unisex'ti. Sonra arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Defacto da okul çantaları 2 tane alırsan diğer çanta 50 lira oluyor. 50 lira indirim değil. 50 lira oluyor. Mesela 250 mi çantan? 200 olmuyor. 50 lira alıyor. Bu şekilde 150 lira kar yaptık. Bizden çok iyi şu şekilde bunu da tanıtayım hemen. Cidden çok geniş bir çanta alacaktım. Sıvada bakmıştım. Şuraya fotoğrafını koyarım. Şöyle bir çanta istiyordum. Ve hala var. Hala duruyor, bulabilirsiniz sevenler. Ama şöyle bir tane aldım. Ve bunun siyahı ve bu yeşil tonu son bir tane kalmış. Yani bizim gittiğimiz AVM'deki şubesinde. Hemen gider gitmez aldık, cidden çok iyi bir şey. Çok yani iyi. Başta tek göz olduğunu sanmıştım ve üzülmüştüm. Sonra bir baktım ki burada bir de bir gözü varmış. Aslında ben 3 göz istiyordum. Fakat bu iç o kadar çok geniş ki. O yüzden bunu istedim. Ve burada da küçük bir bölme var. Cidden çok güzel. Şimdi hemen onu hazırlayacağım yani. Videosunu çekeceğim. Çok boş, gereksiz bir şey olur ama yani bir gün çantamda neler var videosu da çekerim, merak etmeyin. O zaman görüşmek üzere ve bay bay. Bu video çok uzun oldu herhalde.